Bilginler Kurulu. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Bu kez hüzünlendiklerimiz daha çok. Kahramanmaraş depreminin ardından 14 gün geçti ve 41 binden fazla ölüm ilan edildi resmi olarak. Çöken yapıların harfiyatı aceleyle yapılıyor. Yanlış yapı üretimi ve kentleşme olgusunu bir kez daha anladık. Bu gerçek Marmara depremi yani 1999'da gerçekleşti. Felaketinin sonuçları dikkate alınmadı. Belli ki hiç ders alınmamış, şimdi zamanı bilinmeyen ama beklenen İstanbul depremi ile 70 bin yapının çökeceği ve 500 bin can kaybının olacağı tahmin ediliyor. Televizyonlardan uzmanların ifadesi böyle. TV ve sosyal medyada şimdiye kadar ciddi çözüm önerilerini hiç duymadık. Düdük, şarjlı cep telefonu, dolu su şişesi vesaire gibi ihtiyaçlar hariç. Doğa belli olmayan bir zamanda çürük olan yapıları yine yıkacak. Biz daha önceden davranıp bu çürük yapıları kontrol altında niçin yıkmıyoruz? Tabii bunun için devlet yürütme erkinin iradesi lazım. Aksi durumda nasıl olsa depremin yıkacağı binaların harfiyatını yapacağız. Üstelik çok sayıda ölen insan bedenlerini göçük altından çıkaracağız. Bir notumuz var. Tüm veya tercihen kritik binaların statik durumunu 7/24 online izlemek için ve depremde çökecek binalara teknik karar vermek için teknolojiler vardır. Deprem tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almak ve deprem sonrasında sorunların altından kalkmak için Deprem Bilginler Kurulu devreye girmelidir. Bilginler Kurulu üyeleri bilime dayalı olarak aralarında tartışarak ortak kararlar alırlar. Bu bilge üyeler liyakatli ve hür iradeli uzmanlardır. Ardından devletin siyaset ve bürokrat yöneticileri zorunlu olarak veya bu kararları dikkate alarak doğru yolda ilerleyecektir. Böyle bir devlet organizasyon tesisi ve nitelikli işletmesi talebimizdir. Vatandaş demokraside patrondur. Şimdiki halde deprem uzmanları ekranlarda bireysel görüşlerini bıkmadan söylüyorlar. Bazen aralarında geçen karşıt görüşlerini ve tutumlarını izliyoruz. Vatandaş olarak aklımız karışıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir suçlu bulup ileri geri söyleniyor. Bizim memlekette yapı üretimi ve kentleşme sürecinde çok yanlışlar yapıldı. Sorumlular şunlardır. Bazı siyasetçiler, bürokratlar, memurlar, yapı denetim ve müteahhit şirketleridir. Tabii hepsi değil. Ayrıca bu durumu göz ardı eden malikler ve sakinlerdir. Aynı koşullar hala devam ediyor. Bu net. Bugüne kadar yaşanmış depremlerde çok canlar ve emekler ziyan oldu. Umarız artık aklımız başımıza gelir ve yanlışta ısrar edenlere karşı birlikte itiraz ederiz. Bağımsız Deprem Bilginler Kurulu ve diğer konularda da bilginler kurulları doğru bilgi üretirler. Nitelikli hükümet yürütme erki için bu çok önemlidir. Birey ve toplum bilincimiz olursa, bu düzenleme gelişmiş ülkelerdeki gibi bizim memleket içinde mümkündür. Böyle düşünüyoruz. Ali Ara, 2015. 19 Şubat 2023. Teşekkür ediyorum.